Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 9. sınıflar için bir çalışma programı nasıl oluşturulur? En etkili çalışma programı nedir? Şimdi bunları anlatacağım. İzleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, hemen şöyle ekrana süper bir çalışma programı gelsin ve alın bunu uygulayın demek isterdim. Ancak bu pek mümkün değil. Çünkü sevgili arkadaşlar, herkesin bireysel farklılıkları var. Bu yüzden kim arkadaş 5 saat çalışarak, kim arkadaş 2 saat çalışarak, kim arkadaş 1 saat çalışarak bile ihtiyaçlarını giderebilir. Ortak bir çalışma programından söz etmemiz mümkün değil. Ben bugün sizlere en etkili çalışma programını kendinize uygun nasıl oluşturabilirsiniz, bunu anlatmaya çalışacağım. İlk maddemizle bu farklılığa değinmiş olalım. Ve sevgili arkadaşlar, gelelim ikinci maddemize. Evet, bir program oluşturmadan önce yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Bir programı erken yaparsak erteleme alışkanlığımızın önüne bir engel koymuş oluruz. Bu yüzden ertelemediğimiz bir program, iyi de olsa kötü de olsa, onu erkenden yaptığımız için bir programı gerçekleştirmiş oluruz. Yani çalışmış oluruz. Sevgili arkadaşlar, çalışmaya başlamış olmak hedefe ulaşma noktasında bizi neredeyse yarı yola ulaştıracaktır. Bu yüzden çalışıyor olmanız her şeyden önemli. Tabii ki bunu ne yapacağız? Erken yapacağız. Günün geri kalan kısmı bize kalacak. Bunu özellikle söylememin sebebi şu arkadaşlar, sizler 9. sınıfsınız, geçtiğimiz yıl LGS temposunu geride bıraktınız ve bu yıl dinlenmeniz, gezmeniz, eğlenmeniz, arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz bizim için çok önemli. Bu yüzden varsa görevleriniz, onu akşama yapmak yerine veya aktivitelerin sonrasında yapmak yerine sabah erkenden yapalım ve okuldan sonra istediğimizi istediğimiz gibi yapabilelim. Bu bizim için çok daha anlamlı olacaktır. Çünkü düşünsenize, zaten yapmamız gerekenler var. O gün arkadaşlarımızla bir yere gittik veya ailemizle dışarıda geziyoruz, etkinliklerimiz, aktivitelerimiz var. Kafamızda bir sürü yük, bir sürü soru işareti, yapılmamış ödevler, bekleyen çalışmalar, bunların hepsi bizim için psikolojik anlamda bir yük. Bu yükü hiç almamamız için sabah erkenden bu işi yapıyoruz ve etkili bir çalışma oluşturmanın ilk adımını daha ilk andan itibaren atmış oluyoruz. Gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar, haftalık bir program oluşturmanızı istiyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye bunu yukarıya bir oluşturun ve sonrasında ise yapacağınız oturumları şöyle alt alta güzel bir şekilde yazın. Şimdi gördüğünüz gibi günleri sütunlara yazdık ve bir de satırlar var. Ve satırlar da bizim çalışacağımız oturumları ifade ediyor arkadaşlar. Sizler kaç oturum yapmak istiyorsanız ve kaç dakika çalışmak istiyorsanız bunları bu gördüğünüz satırlara yazabilirsiniz. Bizim 9. sınıf arkadaşlara önerimiz, günde 2 veya 3 tane oturum gerçekleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. Tavsiyemiz bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlar daha fazlasını yapabilir. Oturumların sürelerini değiştirmek isteyen arkadaşlar yine kendi istediğine göre yapabilir. Kimi arkadaşımız 30 dakikalık bir oturumda kendini mutlu hissediyordur. Kimi arkadaşımız 50, kimi arkadaşımız 1 saatin sonunda kendini yeterli hissediyordur bir oturum için. Bu yüzden sizler kendi oturum sürenizi belirliyorsunuz. Günde 2 veya 3, belki 4, belki 5 istediğiniz kadar oturumu bu satırlara ekliyorsunuz ve çalışmak istediğiniz dersleri bu günlere ekleyerek çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, benim sizlerden ricam bu oturumların birine mutlaka o gün işlediğiniz derslerin tekrarını yapmak üzere ayarlayın. Evet, günlük gerçekleştireceğiniz bu oturumların ilkine ders tekrarı yaptıktan sonra bir diğer oturuma da yapacağınız çalışmalar veya ödevler varsa bunları gerçekleştirebilir veya soru çözümü yapabilirsiniz. Soru çözümü yaparken de öyle yüzlerce soruları artık çözmenize çok gerek yok. LGS temposundaki o hızımızı birazcık yavaşlatabiliriz en azından bir süre ve tabii ki biraz zaman geçtikçe okulun temposuna göre de çalışma tempomuzu biraz daha arttırabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, bunu haftalık programlarla yapmanız gerektiğini sizlere söylemiştik ve sizlerden bir de ricamız var. Bu haftalık programların düzenli olabilmesi için ve yol kat ettiğimizi de anlayabilmemiz için 9. sınıf arkadaşlar şuna özellikle dikkat etmeli. Biz bu ay neyi hedefliyoruz? Benim bu ayın sonunda ulaşmak istediğim nokta neresi? Bunu henüz ay başında belirleyelim ve ayda kaç tane hafta varsa haftalara bölelim ve çalışma programlarımızı önceden oluşturalım ve ay sonunda oraya gelip gelmediğimizi de kontrol edelim. En azından nerede başladık ve nereye geldik, bunu net bir şekilde gözler önüne sermiş oluruz ve bu bize ekstra enerji verecektir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet, gelelim son maddemize. Sevgili arkadaşlar, son maddemiz küçük adımlar ilkesi. Özellikle LGS'ye çalışmış ve istediğini elde edememiş veya elde eden bazı öğrenci arkadaşlarımız 9. sınıfa öyle bir başlamalıyım ki YKS beni beklesin, göstereceğim ona gününü diye böyle büyük bir hırsla çalışmalarına başlamak isteyen arkadaşlar var. Sevgili arkadaşlar, sizlere ufak bir tavsiyem var.
Evet, bu enerjinizin olması çok güzel ve çok anlamlı ve 9. sınıfta da derslerinizin çok iyi olması lazım. Bunun için çalışın, ancak sizlere küçük bir önerim var. Geçtiğimiz yıldaki o yoğun temponuz kadar yoğun bir tempoyla seneye başlamamanızı öneririm. Küçük adımlarla başlayalım, tekrarlarımızı yapalım ve özellikle ders çalışmalarımızın sonrasında günümüzü keyifli hale getirmeye çalışalım. Yeni hobiler edinelim, dışarıya çıkmaya çalışalım, arkadaşlarımızla vakit geçirelim. Bunlar bizim için 9. sınıfta çok daha önemli. Evet, zaman geçer, ödevlerimiz biraz daha ağırlaşır, tempomuzu almamız gerekebilir veya bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Küçük adımlarla yavaş yavaş temponuzu artırmanız sizler için çok daha önemli olacak. Evet sevgili arkadaşlar, sizler 9. sınıfta neyi nasıl planlıyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.